Hoş bulduk. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ıma şükürler olsun. İyiyiz, siz iyisiniz. İyiyiz elhamdülillah. Benim hocama bir sorum vardı. Buyurun. Buyurun. Ya hocam benim adet düzensizliklerim var 3 yıldır filan. Şu anda 35 yaşındayım. Çocuk var mı? Evli Erken misiniz? evliyim, 2 çocuğum var Allah Allah bağışlarsa. bağışlasın. Allah Maşallah. sağ olun. O yüzden şimdi hormonlar hani erken menopoz dediler bana. Şimdi Evet. hani diyorum şeyim onları söylemişlerseniz ama benim tiroid rahatsızlığım da var ve göğüslerimde kitle var. Hani onlar Fibrokistiniz var. evet 16 ayda bir kontrol ediyorum. Şu anda çok şükür bir şey yok ama 6 ayda bir kontrolüm oluyor. Evet. Peki. Şimdi bakın ben size birkaç bir şey önereceğim. Sırayla gideceğiz Ümmühan. 35 yaşındayım dediniz. Adet düzensizliğiniz var. Doktorunuza gittiğinizde erken menopoz demiş. Demek ki FSH hormonunuz yükseliyor. LH'la beraber estradiol yani onun diğer adı E2 o da düşmeye başlamıştır. Şimdi burada yapacağınız şey bakın en önemlisi memelerdeki fibrokistlerdir. Bu ağrı yapar, sertlik yapar, hassasiyet yapar. Onun mucizevi çözümü brokolidir. Yani 200-250 gram brokoliyi ne yapacaksınız? 2 bardak suda 5 dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. 1 ay boyunca ve haşlanmış brokoli tanelerini de salatanızın içerisine ilave ederek tüketin 1 ay. Evelallah bak o fibrokistler eğer hipoekoik kist ise tamamen yok olacaktır. Solit kitle ise ona bir şey diyemem. Ha, bu ağır ama şu var ağrılarınız, hassasiyetiniz ve memedeki sertlik de ortadan kalkacaktır. Bu önemli bir sorun. Sorununuz burada çok büyük oranda yardımcı olacak size. Gelelim adet düzensizliğinize. Burada yapacağınız şey testere dişli Aslan aslan pençesi. pençesi. Günde 2 defa bunun çayını içeceksiniz. Ama siz önce 1 ay şu brokoli kürünü uygulayın. Arkasından günde 2 defa testere dişli aslan pençesi çayını içeceksiniz. Evet, bu da hormonlarınızın dengelenmesinde erken menopoza girişleri de geciktiricidir ve hormonlarınızı da dengeleyecektir. Peki. En az 2 ay, 3 ay bunu düzenli uygulayın. Bir tutam testere dişli aslan pençesi 5 dakika 1 bardak suda kaynatıp suyunu içeceksiniz. Çok Doktor geçmiş olsun. kontrollerini hiçbir zaman ihmal etmiyorsunuz. Ben değerli izleyicilerimize ve stüdyodaki misafirlerimize tekrar hatırlatmayı uygun görüyorum. Ben bir tıp doktoru değilim, ben bir kimyacıyım. Bitkilerin kimyasını anlatıyorum. Ya hoca Şükür'ü önerdi. Bende de şu varmış herhalde deyip herhalde ile bu işler olmaz. Bir doktordur teşhisi koyacak olan ve onun önerdiği ilaçları da ne yapacaksınız? Kesmeden önermiş olduğum kürü bir destekleyici ve bir yardımcı olarak uygulayacaksınız. Peki efendim. Bu arada şunu hemen söyleyeyim. Beyin hücrelerini koruyan ve yenileyen kür demiştik ya. Bakla, bizim bildiğimiz bakla fava yaptığımız, güzelce haşlıyoruz, eziyoruz. Limon Evet. ve zeytinyağı. Bunu Evet. bol bol tüketiyoruz. Biraz da kekik ilave ederlerse Kekik çok daha hem iyi tadından olur. yenmez hem de çok Hayır, lezzetli. yani Soğan. tane olarak belki istemezlerse ne olur? İşte bir tatlı kaşığı kekiği yarım bardak suda kaynatsınlar. Bir yemek kaşığı oradan ılıdıktan sonra süzüp içine ilave edebilirler. Hocam kusurumuza bakmayın. Selnur daha böyle gencecik bir dünya güzeli bir hanım. Şimdi o da evliliğe hazırlanacak. Şimdi bugün pek beceremiyor. Hayırdır da bu işin evlilikle ne alakası Hayır var? acık daha böyle bir maharetli olsun. Ne bileyim kendimden kişi kendinden bilir ya. Ha. Daha maharetli olması Yani lazım. Zaman lazım. Biz önümüzdeki ama hafta bakla hatta diye kuru Perşembe. fasulye vermişler ya. İşte Yani. yavrum benim ben ne diyeyim sana Selnur. Seni böyle şey yapmaya çalışıyorum ama yapacak bir şey de yok. Hayır onu Olsun. satan esnaf yani. Gitsin Selnur Kuru bunu satan fasulyeyi esnafa. ben bakla istedim. Siz bana kuru fasulye verdiniz. Programda da beni utandırdılar desin. Yani Selnur'un bir kabahati yok. Kuru fasulyeyi tanımayabilir.
Efendim bu biraz iri kuru fasulye olduğu için. Şunu göstereyim de neyi karıştırmış. Ama bir daha artık asla baklayı unutmaz.